Buraya gelmeden önce telefonuma bir mesaj geldi. Özellikle de söyleyeceğim bunu. Şimdi Antep'le bağımız var ya. Evet. Antep Belediyesi telefonum var demek. Mesaj şu. Gaziantep'te unutulmaz bir geceye hazır olun. Konseri. Kimse bu. 28 Ağustos Çarşamba saat 20.30'da Festival Parkı'nda. Tüm halkımız Gaziantep'te ücretsiz konsere bekliyor. Başka işiniz yok mu? Bu şimdi Müslüman bir coğrafya mı? Buna yapanlar, bu çağrıyı yapanlar Müslüman olamaz. Tekfirci değilim bakınız. Bu çağrıyı yapan Müslüman olamaz. Münafık olabilir. İki yüzlü olabilir. Müslüman da kastettiğim içi dışı aynı olan Müslümanlar. Müslümanları kandırmasına gerek yok. Bu çağrıyı kim yaptıysa Müslüman olamaz bu. Bu çağrının yapıldığı coğrafyada buna seyirci kalanlar da kalben huzursuz olmayanlar da bu suçun ortağıdırlar. Şimdi size soruyorsunuz ne yapılabilir? Bu ortamda hiçbir şey yapılmaz. Evet. Gazeteler kendi göbeklerini kendileri kesiyorlar. Bunun farkındalar zaten hocam. Farkındalar. Bilmişler yani. Bizden iyi tahlil etmişler. Silahı elimize alıp gidip cihat meydanında savaşmamızı zaten beklemiyorlar. Bizden sadece unutulmamayı istiyorlar. Bakın çok açık ve net birkaç böyle özel toplantılarda bunu kulaklarında duyunca da yani çok bize çok basit gibi gelebilir. Unutulmayalım diyor. Bu nedir? Az önce okudum. Unutturmak. Unutmaktır tabii. Normal hayatın akışı unutturmaz. Evinizde oturduğunuz zaman yani Gazze derdiyle dertlenen bir insanın tarifi nedir biliyor musunuz? Gündüz de o dertle yaşar. Gece de yatağına yatarken de o dertle yaşar. Yani bütün hayatı böyle somurtkan bir yüz, bütün hayatı üzüntülü bir öyle değil. Kastetmiyorum onu. Neşelenecek, düğün de yapacak hiç problem değil. Fakat orayı unutmayacak. Unutmamanın yolu yordamı da empati değil sadece. Ciddi bir tavır. Finansal anlamda gündemde tutmam, çocuklarını yetiştirmem. Uzun vade dediğim önemli şey şu bakınız. Bunu geçmişte yapmadık, kaçırdık. Bundan sonra ne kadar mümkün bilmiyorum. Arkadan gelen neslin hassasiyet sahibi bir nesil olmasının yöntemlerini Müslümanlar yeniden gözden geçirmek zorunda.